كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tövbesi kabul edilmeyen 3 kişi. Allah Allah. Ne yaparsa yapsın tövbesi kabul olmayacak 3 kişi var. Ne yaparsa yapsın tövbesi asla ve asla kabul olmayacak. 1. Kafirliğin elebaşı. Kim? Şeytan. Evet. Arkadaşlar, şeytan güneş batıdan doğduğu zaman Hatay'da, bildiğimiz Hatay'da, Antakya Hatay'da bir mağaraya sığınacak. Mağarada secde secdeye kapanacak şeytan. Evet, hadislerde geçer. Şeytan kıyamet zamanı güneş batıdan doğduğu zaman Hatay'da mağarada secdeye yatacak. Ya Rabbi beni affet diyecek. Affı var mı? Yok. Şeytanı kim öldürecek? Dabbetül Arz öldürecek. Evet arkadaşlar. Şeytanı Dabbetül Arz öldürecek. Ondan sonra zaten hani Kur'an'da da ayette sabittir şeytanın lanetli olduğu. Şeytan arkadaşlar hani bu güzel bir soru soralım o zaman size. Şeytan nasıl şeytan oldu? Çok çok basit. İlkokul çocuklarına soracak bir soru soralım arkadaşlar. Bilmeyen var mı bunu? Bilmeyen diyeyim. Şeytanın neden şeytan olduğunu bilmeyen var mı? Tamam. Peki. Ben tekrar edeyim o zaman. Bilmeyen vardır belki ekranlar başında. Arkadaşlar. Şeytan alnını bir kere secdeye koymadı. Şeytan oldu be kardeşim. Sen Müslümansın Müslüman. Gününe 5 kere ben alnımı secdeye koymuyorum diyorsun be. Vallahi yazık. Billahi yazık. Tallahi yazıktır be. Utanman lazım, utanman. Allah Celle Celaluhu'ya isyan eden ilk şey şeytandır. Ama işte tek sebep kardeşim o alın secdeye değmedi. Hazreti Adem burada kıble. Bakın kıble mahiyetindedir ha. Hazreti Adem'e secde edilmedi. Nasıl şu anda biz Kabe'ye secde ediyoruz oraya doğru. Hazreti Adem o gün Kabe mahiyetindeydi yani. Ama şeytan ne dedi kardeşim? Ben dedi ateşten, o topraktan. Ben ondan üstünüm dedi Müslüman. Sen, ben sana soruyorum. Sen namaz kılmayan adam. Alnı secdeye değmeyen adam. Sen nasıl adamsın ya? Ben lafımı esirgemiyorum. Bu lafı söyledim bir 15 kişi namaza başladı. İnşallah buradan birkaç kişi daha başlar. Kardeşim namaz kılmıyorsan adam değilsin dedim. Akşamına telefon geldi. Allah razı olsun dedi. Bir 5 kişi başladı ondan sonra bir grup daha başladı. Bak. Önemli bir kelime. Namaz kılmayan adam samimiyseniz bunu söyleyin. Adam değilsin sen de ya. Niye kardeşim? Allah'a isyan ediyorsun be. Ya namaz kılmıyorsun Allah'ına isyan ediyorsun. Seni yaradana, yaşatana, koruyana, kollayana, rızkını verene isyan ediyorsun. Gelmiyorum diyorsun, gelmiyorum. Çok zor bir şey. Çok ağır bir kelime. Rabbini ben haşa ve kel, ben takmıyorum diyorsun ya. Ya ben bunu söylüyorum kardeşim. Adamı çağırdın, gelmediği zaman ne diyorsun? Sen beni takmıyor musun ya dersin değil mi adama? Ya Rabbim 5 defa çağırıyor ya. Ben duymadım. Nasıl duymadın ya? İstanbul'da 5000 tane cami var kardeşim. Hepsi aynı anda Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Hayyâle salâ, hayyâlel felâ diyor. Nasıl duymadın? Ben sorarım sana. 2. Günahkarların elebaşı Kabil. Kabil kim öldürdü? Evet, Hazreti Habil öldürdü. Arkadaşlar. Kabil'den kıyamete kadar bütün katillerin günahı Kabil'e yazılır. O işi ilk o başlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar yapılan bütün namazlar, oruçlar, zikirler, hacılar, umreler hepsi ama hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Senin amelinden eksilmeden yazılıyor. Sen bugün bir kişiyi namaza başlatırsan o adamın sevabı sana yazılıyor. Bak o namaza başlatan adam 1 milyon kişiyi namaza başlasa sana 1 milyon bir kişinin namaz kılmış gibi sevabı yazılıyor. Bak sen bir kişiyi başlattın ha. Bir kişi. O senden sonraki o peşindeki adamlar belki ya milyonların hidayetine vesile olan adamlar var kardeşim. E nasıl olacak? İşte böyle
O namaza başladığın adamın namazı kabul olmasa bile, adamı namaza başladın, adam yalap şalap paldır küldür namaz kılıyor. O adamın namazı kabul olmuş gibi kardeşim sana da sevap yazılıyor. Bundan daha karlı bir ticaret var mı arkadaş? Yok. Namaza başlayın. Peşine namaza başlatınca boşuna konuşmuyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Günahkarların elebaşı Kabil'e. Allah Allah, ne kadar kötü bir şey ya. Bu katillik var ya, Allah muhafaza. Çok zor bir şey. İnsan böyle hani gözü döndüğü zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Geçen haberlerde çıktı. Ya böyle vallahi görünce benim sinir katsayım yükseliyor ya. Adam 7 yaşında kızını ya kesmiş boğazını öldürmüş ya. Vallahi ben böyle şey görüyorum arada çıldırıyorum, delireceğim arkadaş bir gün ya. Vallahi bir gün kafayı yiyeceğim ya. Ya 7 yaşında kızı görüyorsun, boy boy fotoğrafları var. Boy boy videoları var. Kızına sarılıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor. Ya niye öldürüyorsun sen? Ama işte kardeşim, ya bunların sebebi ne? Bu iş buralara nasıl geliyor? Müslümanlar bu hale nasıl düşüyor? Allah razı olsun, sabırlı olalım. Arkadaş, bir adamda sabır yoksa o adamın sonu sıkıntıdır. Sabrın sonu selamettir arkadaşlar, merak etmeyin. Bizde bir laf olmuş, sabredin dermiş diyor, bekleye bekleye gebermiş. Lan ne geberecek sabretmekten? Sen burada sabredemiyorsan Allah için soruyorum, mahşer günü 50 bin sene nasıl sabredeceksin? Ayetle sabittir, inkar eden kafirdir. 50 bin sene. Nasıl sabredeceksin? 5 dakika otobüs beklemiyorsun, 5 dakika taksi beklemiyorsun, 5 dakika arkadaşını beklemiyorsun. 5 dakika. Hadi be kardeşim, nerede kaldın? 1 saat oldu. Ne 1 saati? 5 dakika oldu. Ne yapacağım mahşerde? 3. Peygamberlerden birinin katili. Evet. Tövbesi kabul edilmeyen 3 kişi. Peygamberlerden birinin katili. Yani herhangi bir peygamberi katleden, şehit eden diyelim. Beni İsrail zamanı arkadaşlar, tam sayakma değil. Bir günde binlerce peygamber şehit ettiler, biliyor musunuz? Bu Beni İsrail var ya, çok acayip bir ümmet ya. Allah Celle boşuna lanetlememiş onları ya. Allah Allah. Ne kadar acayip bir şey. Ya bir günde sayısı, Allah alem, kaç bin tane peygamber kestiler ya. 70 bin miydi? 70 bin peygamber ne demek ya? Arkadaş nasıl bir şey bu? Hani şunu şöyle anlamayın. Aynı anda dünyada birden fazla, yüzden fazla, binden fazla peygamber geldi arkadaşlar. Hani peygamberler biri vefat edince peşini, hayır öyle bir şey yok. Aynı anda bir sürü örneği var Kur'an'da. Hazreti Musa, Hazreti Harun, bir sürü Hazreti Yusuf var. Ya bir sürü peygamber, Kur'an'da isimleri biliyorsunuz. Aynı anda yine peş sırayla inenler var. Ama işte bak, peygamber öldüren, Allah 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 Allah. Cehennemden çıkışı yok. Çıkış asla olmayacak. Ama işte kardeş, biz de diyoruz ki, biz sünnetlere sarılmazsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini öldürmüş oluruz. Bu çok acı bir şey. Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ümmetimin amelleri bana bildiriliyor. Namaz kılmayanlar, Allah Allah Allah, günahlara dalanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrinde eziyet görüyor ya. Ya bunu insan, sırf bu yüzden insan namaza başlar be kardeşim ya. Sırf bu yüzden ben olsam bugün namaza başlardım ya. Ben namaz kılmasam, şunu duysam, vallahi de billahi de namaza başlardım ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben namaz kılmıyorum diye kabirde eziyet görüyor, eziyet. Ne demek? Üzülüyor. Kendi kendine daralıyor. Sıkıntı yapıyor. Hiç yakışıyor mu ya? Sen kimsin ya? Alemlerin efendisi senin için üzülüyor. Ümmetim ümmetim diyor ya. Sen günahlara dalmışsın. Sabaha kadar günah giriyorsun. O sabaha kadar sen cennete gir diye kendini perişan ediyor. Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman adam. Namaza başlayın, namaza başlatın ha. Bu işin şakası yok. Hazreti Ömer dedi, namaza başlayan kölemi azat edeceğim. Hepsi namaza başladı. Dediler ya Ömer, seni kandırıyorlar. Olsun, beni namazla kandırsınlar dedi. Başlayın bir yerden. Farzlarla başlayın bir yerden. Arkadaş, bir yerden başlayın. Yoksa olmuyor. Şeytan diyor kardeş, 5 dakika yıkılarsın. Ya 10 dakika yıkılarsın. Sen şimdi sohbetten çıktın. Günahları da temizledin. Sevapları da yükledin. Senin namaza ihtiyacın. Haşa ve kella. Arkadaşlar bak, şöyle bir fetva var. Adam namaza başladı. Hiç sure bilmiyor. Vakit kaçmasın diye, namaz kazaya kalmasın diye Türkçesinden okuyacak ya. Arkadaş, İmam-ı Azam'ın fetvasıdır bu.
Vakit geçecek. Ne yapacak mesela? İhlas suresi. Türkçesinden söyleyecek ya. Ezberleyecek. Bu. Nasıl olacak arkadaş? Namazın önemine bak. Namazın önemine bak. Evet. Ne dedik? Tövbesi kabul edilmeyen 3 kişi. Kafirin elebaşı şeytan. Günahkarların elebaşı Kabil. Ve peygamberlerin katili.